Herkese merhabalar 4. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem İkinci yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Aylan Hazırım öğretmenim. Harikasın tebrik ediyorum. Mükemmel bir şekilde ikinci yazılı provalarımıza devam ediyoruz. Matematikle başladık. Türkçe fen. Şimdi sosyal bilgiler dersindeyiz. Yazılı notlarımızdan da güzel güzel derslerimizi tekrar ediyoruz. Tüm derslerin olduğu bu kitapçıkta biliyorsunuz. Bize sınavda çıkabilecek her şeyi yazılda hocalarımızın sorabileceği şekilde, öğretmenlerimizin sorabileceği şekilde sizler için hazırladık. Ardından da video anlatımla etkinlikli soru bankamızdan çözdüğümüzde zaten mükemmel başarılar bizleri bekliyor. Hadi bakalım. Bakalım o zaman intromuz girsin ve yazılı provamız başlasın Tonguç'um. Evet arkadaşlar, bugünkü yazılı provamızda bilim, teknoloji ve toplum ünitesinden etkin vatandaşlık ünitesinden, üretim, dağıtım ve tüketim ünitesinden güzel güzel hem konu anlatımı yapacağız hem de sorular çözeceğiz. Bakın burada sorularımız hazır. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Teknolojik ürünler deyince beslenmede, temizlikte, bilgi edinmede, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde farklı farklı ürünlerimiz olduğunu biliyoruz. Mesela çamaşır makinesi temizlik için kullanıyoruz. Otobüsü ulaşım için kullanıyoruz. Zaman içinde insanlar farklı farklı aygıtlar farklı farklı icatlar ortaya çıkarıyorlar. Mesela Marconi radyoyu icat ediyor. Pasteur kuduz aşısını, Graham Bell telefonu, Johann Gutenberg matbaayı icat ediyor ve bu sayede insanlar teknolojik gelişmeler sayesinde hayatlarını daha kolay, daha hızlı, daha eğlenceli hale getirebiliyorlar. Teknoloji ürünler tabii ki zaman içinde değişiyor. Mesela ilk telefon böyleyken sonra böyle oluyor. Sonrasında günümüzde artık böyle küçük küçük telefonlar işte akıllı telefonlar. Eskiden telefonlar çıkıyor. çok mu büyük öğretmenim? Tabii ki Tonguç'um eskiden böyle bu kadar bu şişe kadar telefonlarla konuşuyordu insanlar. Alo, alo, alo diye kocaman kocaman telefonlar vardı. Teknolojik ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla kullanma kılavuzları yazılıyor. Cep telefonlarımızda, televizyonlarda, elektrikli ev aletlerinde kullanma kılavuzları sayesinde cihazlarımızı daha doğru bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi burada bazı maddeler var bunları yerleştirmeye çalışacağız. Sence Tonguç evladım benim fırın, ocak, buzdolabı Bunlardan hangisiyle alakalı? Beslenmede teknoloji. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Hemen yazıyorum. Beslenmede teknoloji. Beslenmede teknoloji diye yazdım. Peki şimdi bunu o zaman eleyelim. Yaptıkça eliyoruz. Çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi veya da başka ne diyebiliriz burada? Vakumlu süpürge, elektrikli süpürge robotu gibi şeyler. Sence bu neye girer Tonguç Eladim benim? Temizlikte teknoloji. Harikasın. Bugün gerçekten çok formundasın Tonguç'um. Ben buraya yazıyorum. Temizlikte teknoloji. Bunlar zaten sizler için kolay sorular arkadaşlar. Devam ediyoruz. Televizyon, telefon bu da tabii ki bizim için bilgi edinme de teknoloji oluyor. Çünkü televizyondan ve telefondan bilgi edinebiliyoruz. Sevdiklerimiz hakkında bilgi edinebiliyoruz. Tanıdıklarımız hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bunu da güzelce yazalım. Şimdi uçak, otobüs, gemi sence neyle alakalı sonuç Elad'ım benim? Ulaşımda teknoloji. Harikasın. Ulaşımımızı sağlıyor. Ulaşımda teknoloji diyebiliriz. Ulaşımda teknoloji. Tamam bunu eledik, bunu eledik. Temizi eledik, devam ediyoruz. Steteskop, hani doktorların bizim kalbimizi dinlerken, ciğerlerimizi dinlerken kullandıkları cihaz. Röntgen cihazı. Bu sence neyle alakalı? Sağlıkta teknoloji. Harikasın Tonguç Eylül Sağlıkta teknoloji. Fotokop makinesi etkileşimli tahtada tabii ki en son eğitimde teknoloji kaldığı için eğitimde Teknoloji... Akıllı tahtada da buraya mı girer öğretmenim? Evet evet kesinlikle akıllı tahtada buraya girer Tonguç'um haklısın. Eğitimde teknoloji diyoruz. Şimdi geldik buraya. İcatlar ile mucitlere eşleştiriniz. Biliyorsun mu bir şeyi yapan demek. Yani ders müderris, ezan müezzin, hesap muhasebe, tevazu mütevazi, icat mucit dedik. Şimdi burada kim yapmış onları bulacağız. Radyoyu Marconi buluyor. Louis Pasteur kuduz aşısını buluyor. Telefonu Graham Bell buluyor. Matbaayı Johann Gutenberg buluyor. Uçağı Wright kardeşler. İki kardeş birlikte mi buluyorlar öğretmenim? Evet kavga etmeden beraber çalışıyorlar beraber buluyorlar Tonguç'um. Ampulü de Thomas Edison buluyor. Böylece bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sayesinde bizler radyoyu, telefonu, matbaayı güzel güzel kullanıyoruz. Gelelim bu sorumuza. Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır diyor. Teknoloji firmaları ürettikleri ürünlerin yanlış kullanımını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alır. Bu doğru. Bu önlemlerin başında kullanma kılavuzları gelir. Bu da doğru. Bunun içindir ki kullanıcılar yeni bir teknolojik ürün aldıklarında ilk iş olarak o ürünün kullanma kılavuzunu incelemelidir. Bu da doğru. Kullanma kılavuzu satın aldığımız ürünün garanti belgesi yerine geçer. Bu sence doğru mu Tonguç'um? Bilemedim öğretmenim. Evet, haklısın. Bu esasda geçmiyor. Çünkü bir de ayrıyeten garanti belgesi almamız lazım. Garanti belgesi ayrı, kullanma kılavuzu ayrı Tonguç'a da benim. Şimdi geldik buraya isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusuna. Hayatımızı sürdürmek için gerekli olan yokluğunda sıkıntı çekilen her şeye biz ihtiyaç diyoruz. Mesela bizim en önemli ihtiyacımız nedir Tonguç'um? Su, hava, ekmek. Çok güzel söyledin. Susuz yaşayamayız, havasız yaşayamayız. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, kişilere göre değişiklik gösteren ihtiyaçlar ise isteklerimizi oluşturuyor. Mesela beslenme, barınma ve giyinme temel ihtiyaçlarımız. İsteklerimiz güzel bir çanta isteyebiliriz, çikolata isteyebiliriz, güzel bir oyun oynamak isteyebiliriz. Bunlar istek ama ihtiyaç zorunlu oluyor. Şimdi ailemde ve çevremdeki ekonomik faaliyetlere baktığımızda üretim bir malın üretilmesi. Mesela bu kalem fabrikada üretiliyor. Sonra bu kalem kamyonlarla, kamyonetlerle kırtasiyelere getiriliyor. Sonrasında kırtasiyelerden biz alıyoruz. Bu da tüketim oluyor. Mesela tarlada domates üretiliyor. Kamyonlara yüklenip manavlara getiriliyor. Sonra biz manavdan domates alıp hapur şupur yiyoruz. Bu da tüketim oluyor. Ayçiçeği Türkiye'de en fazla Tekirdağ ve çevresinde. Çay %100 100 Rize ve çevresinde. Kayısı Malatya ve çevresinde yine çoğunlukla. Buğday Konya'da ekmeğin ham maddesi olan. Fındık Ordu ve çevresinde. Yaz turizmi yani yazın hani Antalya'da Alanya'da insanlar turizm yapıyorlar ya bu da bir gelir kaynağı. Antalya ve çevresinde. Otomotiv sanayi araba fabrikaları Kocaeli ve çevresinde. Taş kömürü madeni de Zonguldak'ta yapılıyor. Bu faaliyetler sayesinde de bu şehirler gelişmiş oluyor. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız demiş. Bakalım. Hayatımızı sürdürmek için gerekli olan, yokluğunda sıkıntı çekilen her şey biz ne diyorduk Tonguç'um? İhtiyaç. Harikasın. Her zaman buraya yazıyorum. İhtiyaç. Bu ihtiyaçtı. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, kişilere göre değişiklik gösteren ihtiyaçlara ne diyorduk Tonguç'um? İstek öğretmenim. Harikasın. Demek ki istekte de zorunlu bir durum yok. Yani kişilere göre değişiklik gösteriyor. Öncelikle nokta nokta olan ihtiyaçlarımızı daha sonra da isteklerimizi karşılamalıyız. Hmm. Şimdi burada ihtiyaç ve istek kelimelerini eledik. O zaman buraya da zorunlu kelimesi gelecek. Öncelikle zorunlu olan ihtiyaçlarımızı daha sonra da isteklerimizi karşılamalıyız. İhtiyaç duyulan malların veya hizmetlerin meydana getirilmesine ise biz üretim diyoruz. Mesela bizim domatese ihtiyacımız var veyahut da salça ihtiyacımız var. Tarlada domates üretiliyor çiftçiler tarafından. Fabrikada salça üretiliyor fabrikatörler tarafından üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına ise biz tabii ki de dağıtım diyoruz. Yani burada diyelim ki şurada bir ağaç var. Bu ağaçta elmalar üretildi şöyle. Elmalar burada üretildi. Sonra bu elmalar bir kamyona kondu, bize getiriliyor. Şu elmalar toplanıp kamyona kondu. Sonra da manavda bu elmaları satıyor. Buyurun, buyurun elmalar geldi abi diye bağırıyor. Biz de bu elmaları alıyoruz. Bu da tüketim olacak. Dolayısıyla üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına dağıtım diyoruz. Ürünlerin ve hizmetlerin satın alınması ya da kullanılmasına da o zaman ne diyeceğiz sonuç Elendim benim? Tüketim öğretmeni. Süpersin. Bizim yaptığımız şey de zaten bu. Biz daha çok tüketiyoruz. Çok güzel tüketim dedik. Geldik buraya. Haritada verilen illerin yanına ekonomik faaliyeti veya tarım ürünü yazınız demiş. Şimdi çiçeği, kayısı, taş kömürü, buğday, çay, yaz turizmi ve kış turizmi dedik. Şimdi Mesela Antalya'da ne vardı sonuç helalde benim? Yaz turizmi. Harikasını hemen yazıyorum buraya. Yaz turizmi. Tamam o zaman yaz turizmini diyelim? Sonrasında Erzurum'da da kış turizmi var mesela. Palandöken'de Erzurum'da kış turizmi var. Rize'de çay vardı. Yüzde yüz burada üretiliyordu çay. Çünkü çok fazla yağış alıyor Rize. Çayı şey da eledik. Kış turizmini deledik. eledik. Zonguldak'ta ne vardı sonuç helalde benim? Kömür var öğretmenim. Süpersin. Kömür vardı ama kömür demeyelim de biz taş kömürü diyelim. Taş kömürü. Çok güzel. Tekirdağ'a baktığımızda aç şeyini az önce söylemiştik. Üretiminin yarısından fazlası Ergen Havzası'nda yapılıyor. Ee, Konya'da buğday vardı. Ekmeğimizin ham tahıl ambarı Konya. Malatya'da da ne vardı Tonguç Geriye bir tek kayısı kaldı öğretmenim. Haklısın. Hemen buraya kayısı yazıyoruz. Aferin Tonguç'um. Burayı da hemen elemiş olduk. Süperiz harikayız. Şimdi geldik buraya. Bilinçli bir tüketici ihtiyaç listesi hazırlar. Yani markete giderken hoba diye girmeyeceksin markete. Önceden neye ihtiyacın olabileceğini yazacaksın. Aile bütçesine dikkat edeceksin. Ürünlerde TS yani Türk Standartları Enstitüsü damgası olmasına dikkat edeceksin. Ürünlerin son kullanma tarihine bakacaksın. Eğer son kullanma tarihi yaklaştıysa bir sütün veya bir e, işte bir çikolatanın veya başka bir şeyin yoğurdun artık o bozulmak üzeredir onu almayacaksın. Yırtık, ezik ve yıpranmış ürünleri almazsın. Garanti belgesi almamız gerekiyor. Çünkü bir hata olursa ürünümüz değiştirebilmek için tüketici aktar hakemiyetine başvurabiliyoruz. Veyahut da o ürünü aldığımız yerden değiştirebiliyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak ne demek? Bak şimdi. Gelirimiz eğer 100 liraysa giderimiz 100 liradan daha az olması lazım. Sen 100 lira gelirin varken 200 lira harcıyorsan giderin gelirini açtığı için ayağını yorgana göre uzatmamış olursun. Yani şöyle bir yorgan düşün. Ayakların böyle dışarıda kalır ve üşürsün. Ama ne yapman lazım? Ayaklarını biraz kısman lazım. Yani giderini biraz azaltman lazım ki tasarruf etmiş olasın. Aile bütçesine katkıda bulunabilirsin. Tasarruf etmek demek ki ayağını yorgana göre uzatmak demek tasarruf etmek kazandığından daha az harcamak demek. Kazandığından daha az harcarsan biriktirmiş olursun. Böylece tasarruflu yaşamış olursun. Tüketimi evet israfı hayır. Tabii ki biz kağıt tüketiyoruz bak burada kağıtları tüketiyoruz. Ama sonrasında geri dönüşüme gönderiyoruz ve israf etmeden kullanmaya çalışıyoruz. Bak dikkat et ben buraları fazla çizmiyorum. Niye? Çünkü buraları bazen kapatıp yeniden kullanabiliyoruz Songuç'cum. Böyle ha ha diye kavralamıyorum mesela. Zaman israfı çok büyük yaptığımız israfların başına geliyor. Bunu daha az yapmamız lazım. Televizyon karşısında, telefon karşısında, sosyal medya karşısında zamanımızı böyle boşa boşuna harcıyoruz. Bu da çok büyük bir israf. Elektrik israfı lüzumsuzsa kullanmadığımız işi söndürmemiz gerekiyor. Ekmek israf ediyoruz. Ben yiyeceğim diye bir sürü ekmek alıyoruz. Sonra çöpe gidebiliyor. Suyu mesela dişimizi fırçalarken kapatmamız gerekiyor fırçaladıktan sonra veya fırçalamışa bitince e, suyu açmamız gerekiyor. Giysi israfı. Kullanmadığımız giysileri ihtiyaç sahiplerine vermemiz gerekiyor Tonguç Helal'in benim. Bunlar çok çok önemli. Şimdi gel bakalım bu soruya. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı davranışlardan değildir demiş. Bakalım. Hepimiz birer tüketiciyiz. Tüketici olarak haklarının neler olduğunu, tüketimlere dikkat etmesi gerektiğini bilenler bilinçli tüketicidir. Şimdi bilinçli tüketici A demiş. Her zaman ucuz olanı tercih etmelidir. Bu doğru mu Tonguç Helal'in benim? Doğru öğretmenim Hayır patladın. Çünkü her zaman ucuz olanı tercih edersen kötü bir şey almış olabilirsin. Sahte bir şey almış olabilirsin. Yırtık, kırık, bozuk, kalitesiz bir şey almış olabilirsin. Bazen pahalısı pahalı durabilir ama senin daha uzun süre kullanmanı sağlar. Yani şöyle düşün. Mesela 10 TL'ye bir gömlek alıyorsun ama her hafta yenisini almak zorunda kalıyorsun. Çünkü niye? Yırtılıyor, çok kötü, dandik, hemen bozuluyor. İpleri sökülüyor mesela. Ama 50 TL'ye bir gömlek alıyorsun ama bir sene giyebiliyorsun. Bak ne oldu? Burada bir sene giydiğin için çok daha ucuza geldi. Buna çünkü her seferinde her hafta yeni bir gömlek almak zorunda kalıyorsun gibi. Veya 10 lira bir kalem alıyorsun. iki gün sonra bozuluyor. Ve ne olacak bu sefer? Yeni kalem almak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla bazen pahalı olan daha iyi olabiliyor. O yüzden bu yanlış. Alacağı ürünler hakkında önceden fiyat araştırması yapmalıyız. Satın aldığı ürünlerin faturasını, fişini almalıyız. Gıda ürünleri alırken üretim ve son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeliyiz Songuç'cum. Şimdi gelelim buraya. Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru ise D ya da yanlış ise Y yazınız demiş. Başlayalım. Bir kişi veya kurma belli zamanlarda gelen paraya gelir denir demiş. Bu doğru mu sence Tonguç'um? Doğru. Harikasın. Gelirimiz giderimizden fazla ise kalan paramızı biriktirmek için ayırmalı birikim yapmalıyız. Bu sence doğru mu? Doğru. Tasarruf öğretmenim. Harikasın. Buna tasarruf dedik. Hemen yazalım şöyle. Tasarruf etmiş oluyoruz. Aferin Tonguç evladım. Gerçekten çok zekisin parayı, zamanı ya da diğer kaynakları dikkatli kullanma, idareli harcamaya ise israf denir demiş. Hayır. Bunu az önce sen de söyledin zaten. Bu tasarruf anlamına geliyor. Bu yanlış. Burada yanlış. Bunu parayı, zamanı ya da diğer kaynakları dikkatsiz kullanmaya, idaresiz kullanmaya israf deniyor. Tüketebileceğimiz kadar ekmek almalıyız. Bu da yine doğru. Daha az ağaç kesilmesini istiyorsak kağıt israfı yapmamalıyız. Bu sence doğru mu Tonguççu? Bu da doğru. Harikasın evladım benim. Dişlerimizi fırçalarken muslu açık bırakmalıyız. O zaman ne olur? Su israfı olmuş olur. O zaman bu nedir Tomçelalı benim? Yanlış örtmem. Harikasın tebrik ediyorum seni. Gerçekten israfı önlersek zaten e, ülkemizde biz de çok huzurlu, mutlu bir şekilde yaşarız. Geldik etkin vatandaşlık konusuna. Şimdi ben çocuğum haklarımla varım. Burada UNICEF çocuk haklarını, çocukların e, korunmasını sağlayan dünya çapına bir kuruluş. Ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk haklarını koruyor, çocukları destekliyor. Yaşama, sevgi görme, oyun oynama gibi birçok hakkımız var. Bu haklarımızı mutlaka çocuklar olarak korumasını istiyorum. Evet benim siz de mi çocuksunuz? Ya ben çocuk değilim. yani neyse işte ben de size kendimi empati kuruyorum. Sizi kendimi, kendimi sizin yerinize koyuyorum. Ben oyun oynama hakkımızın alınmasını istemiyorum. Ben de bazen oyun oynamayı seviyorum yani. Ben de bazen çocuklaştım oluyor Tonguç'um. Sorumluluk üstleniyorum. Sorumluluk kişinin bir görevi üstlenmesi davranışlarının sonucuna sahip çıkmasıdır. Aile ve okuldaki sorumluluklarımız var. Bunları yani sorumluluk demek ödevlerimiz. Mesela senin ailedeki sorumlulukların neler? Odamı toplamalıyım, kardeşime yardım etmeliyim. Mükemmel. Bunlar çok güzel sorumluluklar. Bunları yapmamız gerekiyor. Ailede haklarımız var. Özgürlüklerimiz var ama sorumluluklarımız var. Okulda da aynı şekilde sıralarımızı korumamız gerekiyor. Okul araç ve gereçlerine zarar vermeden güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Öğretmenlerimiz dikkatli bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Bunlar sorumluluklarımız. Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılıyorum. İlgi ve yeteneklerimize göre müzik, satranç, yeşil ay, resim, farklı farklı kulüplere katılabiliriz. İlgi çok önemli. Mesela ben küçükken baskete çok ilgi duyuyordum. Boyum da uzundu ama yeteneğim yoktu. ...iyi oynayamıyordum. Dolayısıyla bazen... ...yeteneğimiz olduğu bir şeyde daha başarılı olabiliriz. İlgi önemli ama... ...yetenek de önemli. Mesela... ...bazı arkadaşlarım hem resme ilgi duyuyorlardı... ...hem yetenekliydiler. Onlar resimde çok başarılı oldular. Dolayısıyla bizim... ...yeteneğimizi ve ilgimizi birleştirdiğimizde... ...başarılı olabileceğimizi unutmayalım. Özgürlük ve bağımsızlık konusuna baktığımızda... ...milli bağımsızlık ve milli egemenlik arasındaki... ...farkı bileceğiz. Milli bağımsızlık... ...ülkemizin düşman işgali altında olmaması... ...bayrağımızın güzel güzel dalgalanması, ordumuzun, sınırlarımızın belli olması güçlü bir ülke olmamızdır. Ama milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesidir. Yani ülkede padişahlık değil de cumhuriyet varsa, insanlar sandıklara gelip seçim yapabiliyorsa bu milli egemenlik demektir. Mesela bizim ülkemizde milli egemenlik var. Seçimler yapılıyor. İşte A partisi var, B partisi var. İnsanlar oy veriyorlar ve en çok oy olan parti, en çok oy alan kişi ülkenin yöneticisi oluyor. Bu milli egemenliğin göstergesi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu da önemli. 15 Temmuz tarihinde teröristler ülkemizin milli egemenliğine saldırıda bulundular. Bir kalkışma yaptılar ama sonrası Türk milleti onlara en sert ve en doğru cevabı verdi. Şimdi gel bakalım buraya. 20 Kasım 1989'da çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul eden uluslararası örgütün adı tabii ki de nedir Tonguç Ali un Yunus UNICEF Patladın. <laughs> Burada UNICEF yazınca Yunus değil mi? Hayır. Birleşmiş Milletler olacak Tonguç'um. Bazen hızlı gidince hata yapabiliyoruz. Bu Birleşmiş Milletler. Şimdi bunu eledik. Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanan tarihte tabii ki 20 Kasım. Biraz zor sorular sormuşuz burada. Çocuk haklarının korunmasından dünyada sorumlu olan kuruluş da tabii ki UNICEF. İşte bu dünyada sorumlu olan kuruluş UNICEF. Ee, 20 Kasım'ı da elemiştik. Ülkemize çocuk haklarının korunmasından sorumlu olan kurum hangisiydi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Süpersin Tonguç'um. Hemen yazıyorum o zaman. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Teşekkür ediyorum Tonguç'um. Şimdi yaşama, sevgi görme, e, eğitim alma, dinlenme, oyun oynama bunlar bizim neyimizdi Tonguç Eladın benim? Haklarımız. Harikasın. Bunlar bizim haklarımızdı. Ben de buraya o zaman çocuk hakları yazıyorum. Çok güzel bir şekilde. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazalım demiş. Kişinin bir görevi üstlenmesi ve kendi yaptığı davranışların sonucuna sahip çıkması tabii ki de sorumluluktur. Yani bizim kendi sorumluluklarımız var. Nokta nokta sorumluluklarımızdan bazıları demiş. Odamızı temiz tutmak, dolabımızı düzenli tutmak. Yani odamızı temiz tutmak, dolabımızı düzenli tutmak hangi sorumluluklarımızdır Tonguç evladım? Ailedeki sorumluluklarımız. Harikasın hemen buraya yazıyorum. Ailedeki. Peki dersin düzenini bozmamak, çöpleri çöp kutusuna atmak, işte sıralarımızı korumak bunlar hangisidir Tonguç evladım? Okuldaki sorumluluklarımız. Mükemmelsin. Bunlar da okuldaki sorumluluklarımızdan bazıları. Devam ediyoruz. Açıklamaları verilen kavramlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir demiş ülke yönetiminde ve geleceğinde milli iradenin söz sahibi olması yani insanların sandıklara giderek seçimlere katılarak oy vermesi tabii ki de nedir milli egemenliktir. Buraya hemen yazıyorum Tonguç'um. Milli egemenlik. Ülkenin her alanda özgür ve bağımsız olması ise milli bağımsızlık. Bunu yazalım. Birlik ve beraberlik ise Türk halkının beraber bir şeyleri başarması anlamına geliyor. Burada o yok. O yüzden cevabımız milli egemenlik ve milli bağımsızlık olan A seçeneği diyoruz Tonguç'um. Evet şimdi yazılı programımızı bitirdik. Senin yapman gereken şey belli. Mutlaka yazılı notlarından güzel güzel çalışıyorsun. Ve video anlatım etkinlikli soru bankamızda bu sosyal konularıyla alakalı sana çok güzel sorular hazırladık. Burada mesela boşluk doldurmalar var yazılı soruları gibi. Eşleştirmeler var, doğru yanlışlar var. Bunlardan güzel güzel çalıştığında süper notlar alacaksın. Takıldığın sorular olursa da burada mutlaka kare okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinlemelisin. Video anlatımına etkinlikli soru bankamız ve yazı notları sayesinde yazılarından mükemmel notlar alacağına eminiz. Bunları Tonguç mağazadan ya da sana en yakın Tonguç yapsan alabilirsin Tonguç'un. Bu arada 4'ten 5'e kampımız da geliyor. Artık yaz saatleri gelecek. Yazın 4. sınıfı mükemmel bir şekilde hem üçü hem 4'ü mükemmel bir şekilde tekrar etmek hem de 5. sınıfı harika bir başlangıç yapmak için 4'ten 5'e kampına da seni bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödülü soru bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah yazılığınızdan yüz alırsınız. Müzik